Birçok kitap yazdınız. Yani her türden eserleriniz var ama biz sizi sürekli sosyal medyada kedeciklerinizle ve videolarınızla tanıyoruz. Yani kendinize daha iyi tanıtmanız gerektiğini düşünmüyor musunuz? Benim güzel yüzlüm. İnsanlar sadece kitapla göz temasında, yüz temasında, akıl temasında olursa insanın basireti bağlanır. Feraseti bağlanır. İnsanda inkıbaz olur. Yani aklı tutulur. Onun bastan yani böyle kalbin ferahlaması için musiki ve raks gerekir. Kalbe şifadır. İmam-ı Gazali diyor. Müridane diyor. Raksla diyor, müzikle kalplerini ferahlatmak lazım diyor. Hiçbir mürşit sürekli gece gündüz tebliğ yapmaz, anlatmaz. Raks ve müzik kalbe ferahlık verir, inşirah verir. Nefs kuvvet bulur. Anlatılanı anlayacak hale gelirsin. Gece gündüz anlatırsan dima durur, olmaz. Müzik ve raks zaten Allah'ın bir güzelliğidir. O tecelliyi sen gösterdin, mesela bizim kedicik dediğimiz kız arkadaşlarımız. Dünya güzeli, bakıyoruz nurlular. Ellerinde yüzlerinde iffetin ışığı var. Çok saygılılar, nezaketliler, tertemizler. Çok güzel, bakımlılar. Efendiler, kabili hitaplar, saygısız, kaba ve küstah insanlara karşı bir reaksiyon. Cazgır, kaşar kadınlara karşı bir cevap. Ve homoseksüel dünyanın acımasızlığına karşı kadın güzelliğinin, ihtişamının, kadın süksesinin, kadın cazibesinin şamar gibi bir cevabı. Dolayısıyla halle tebliğ çok hayatidir. Biz İslam anlatırız ama bakımsız bir yerde, bakımsız insanlara bunu anlatmış olsak hiç inandırıcı olmaz. Anlattıklarımızla yaşadıklarımızın iç içe olduğunu gösterdiğimizde İslam'ın güzelliğini, ihtişamını tam gözlerine sermiş oluyoruz. Yazı kısmı da önemli, uygulama kısmı da önemli. Peki